Yeni Mesaj Gazetesi'nin YouTube kanalı Yeni Mesaj TV için hazırladığımız ekonomi bültenimizde bir öğlen arası programıyla beraberiz. Bugünkü konu başlıklarımızı kısaca değerlendirecek olursak, bugün kısa vadeli dış borç stoku Kasım'daki durumu açıklandı. Bununla ilgili kısa bir açıklamamız olacak. Yıl sonu enflasyon ve döviz beklentileri açıklandı. Bununla ilgili bir açıklamamız olacak. Yine Trump yönetimi gider ayak, Çin'e ve büyük şirketlere karşı yapmış olduğu yaptırımlarla ilgili bir açıklamamız olacak. Artı yine döviz, altın, gümüş cephesinde neler oluyor? Bugün gram altın ve gram gümüşü değerlendirmeye çalışacağız. Hep beraber bunlara bir bakalım. Bugün 15 Ocak 2021. Öğle arası bültenimizde sizlerle beraberiz Yeni Mesaj TV'de. Kasım ayındaki dış borç stoku sevgili Yeni Mesaj TV takipçileri 134.6 milyar dolara olarak açıklandı. 2019 yıl sonuna göre ise bu durum %9,5 civarında bir artışla 134.6 milyar dolara yükseldi. Malum Türkiye'nin durumu ortada. Genel olarak şu anda döviz ihtiyacını içerideki üretimden ziyade dışarıdan temin edilen kredilerle, swaplarla ve borçlanmalarla karşılamaya çalışıyor. Ve en son gelinen dolardaki durumu da hepiniz biliyorsunuz. Dışarıdan getirilen yüksek faiz karşılığı dışarıdaki yatırımcıların, yabancı yatırımcıların ülkeye para sokmasıyla beraber ve bunlara da anlıyorum ki ola ki bir durumda paralarını götürmek istediklerinde de döviz kuru üzerinden herhangi bir sıkıntı yaşamadan hem faizlerini alacak hem kur zararı görmeden ülkeden paralarını çekerek gidebilecekler. Şu anda döviz kuru üzerinde bir bahar havası yaşanırken aynı zamanda da kasalardan, Merkez Bankası kasalarından 60 tonun üzerinde bir altın rezervinde bir çıkış var, satış var açıkçası. Buradaki anlaşılmayan durum sırf dövizi düşük tutabilmek için dolar, euro artık ne geliyorsa aklınıza hazinenin bunca boşalmasına izin vermek ve bunca yüksek faizle yurt dışından veya yurt içi yerleşikler dikkat ederseniz her geçen gün döviz talepleri daha da artıyor. Döviz düştükçe insanların döviz talepleri daha da artıyor. Bu da mevcut ekonomi yönetimine olan güveni gösteriyordur diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Şu anda önümde sevgili izleyenler kripto paralarla ilgili bir ekran açık. O kripto para ekranlarından isterseniz hazır açıkken bir Bitcoin cephesine bir bakalım. Neler yok, neler var, nasıl gidiyor bir gözlemleyelim. Kriptolarda dün bugün itibariyle küçük küçük hareketler vardı. Bugün ben de sizinle beraber ilk defa bu programına bakmış olacağım. USD Coin üzerinden bakalım. Uzun vadeli baktığımızda aylıkta çok ciddi derecede son 4 aydır ilk önce 13.570'lere, arkasından 19.288'lere ve yine arkasından 29.363'lere ve 42.000 küsürleri gördükten sonra şu anda 38.900 cephesinde gözüküyor. Ama stokastik değerlerinin artık böyle zirvede olduğunu, bütün değerlerin zirvede olduğunu, momentumun da yüksek olduğunu yani hala yükselme yönlü aylıkta bir denge taşıdığını görüyoruz. Bunlar daha kısa vadeli haftalıkta baktığımızda haftalıkta artık böyle bir yükseliş trendinde burada görmüş olduğunuz mu artık yükseliş trendinin oldukça zayıfladığını ve buradaki aşağı ine atarak buralara gelmesi de yine de bir talep olduğunu ama zayıf bir talep olduğunu gözlemliyoruz.
Yine stokastik değerler zirvede. Ya bu ürün için şunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Her an ciddi bir tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bütün moving average değerlerinin üzerinde yatırım yapmak için şu anda ne derece uygundur, karar sizindir. Benim bu noktada herhangi bir yönlendirmem olamaz. Buradaki yapmış olduğumuz yayında sevgili izleyenler, bütün altın olsun, gümüş olsun, diğer coinlerle ilgili olsun, bunlar tamamıyla kendimize notlardır. Bizim söylemlerimize, bizim buradaki yorumlarımıza bakarak yatırımlarımızı yönlendirmeyin. Bu da yapmış olduğumuz konuşmanın tamamıyla yatırım tavsiyesi değil. Günlükte de incelediğimizde Bitcoin'i günlükte incelediğimizde de yine spekülatif hareketlerin son bir haftadır devam ettiğini ama hala o satış baskısının üzerinde devam ettiğini görüyoruz günlükte de. Bir yandan da ATR'sinin yüksek olduğunu ama diğer değerlerin momentumunun zayıf olduğunu, yani buralardan ciddi manada bir hareket diyebileceğini düşünebiliriz. Ama şöyle kısa vadeli baktığımızda günlükte açıkçası 31.395'lerin altına inmedikçe de yükselen trend korunuyor diyebiliriz. Evet sevgili izleyenler, şimdi takipçilerimiz gram altınla ilgili sorular çok geliyor. Onu diğer ekranımızdan değerlendirelim. Gram altın bekleyenlerini biraz üzmüş gibi gözüküyor. Açıkçası geçen yılla aşağı yukarı neredeyse aynı değerlerde, geçen yılın aynı dönemleriyle şu anda gram altında 440 liralar civarında bir fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. Grafiğimde açıldığında hemen onu da sizinle paylaşımını yapacağım. Evet, ekranımız değişti. Burada da gram altında günlükte hemen incelemesini yapalım. 465'lere kadar yükseldikten sonra bugün hafta kapanışı itibariyle son 3 gündür bir yükseliş yapmaya çalışsa da 465'ten gelen o güç kaybı dün 430'lara kadar gösterdi kendisini. Şu andaki trendini incelediğimizde aşağıdan gelen yükseliş trendi devam ederken buradaki FIBO değerlerimize baktığımızda da açıkçası 430 altında ciddi bir sıkıntı gözüküyor. Dolar kurundaki gevşeme ve ONS'taki gevşeme de bunu destekleyecek olursa 400'lerin altına bile şu an için inme, kısa vadede inmesi mümkün olsa da bana göre gelebileceği en yakın yer 420'ler. Onun arkasından da bunlar destek noktalarıdır. 401'leri değerlendirebiliriz. Gram gümüşe de kısaca bir bakalım sevgili mesaj gibi takipçileri. Gümüş geçen yılın tahmin ediyorum en çok kazandıran emtiasıydı. Bu yılki durumunu günlükte kısaca değerlendirelim. Bu yılda da bana göre altından çok çok daha iyi durumda gibi gözüküyor gümüş. Evet. Destek noktalarımıza baktığımızda birinci destek noktamızın hemen en yakınındaki destek noktamızın 6.06 görüyoruz. Bunun altında da yine 5.78, onun altındaki destek noktamızda 5.39.
Şu an itibariyle ons altındaki fiyatlardaki düşüş de ons bazındaki açıkçası ons bazındaki gram dönüşleri negatif olarak etki ediyor. Hafta sonu itibariyle şu andaki seyrinde yükselme bandı biraz zayıf gibi gözüküyor. Dediğim gibi sevgili takipçilerimiz, buradaki yorumlar tamamen size aittir. Bunlar karşılığında, bizim yorumlarımız karşılığında herhangi bir yatırım yönlendirmesi veya buna göre yatırım yapmanızı asla tavsiye etmiyoruz. Biz burada yorumlarımızı paylaşıyoruz ama en son nihai kararı verecek olan sizlersiniz. Bunlar birer yatırım tavsiyesi değildir sevgili izleyenler. Evet, kısaca günün notlarını da değerlendirdikten sonra bu faiz konusu üzerinde özellikle bu sıcak para akışının bu ayda da faizlerde malum yurt dışındaki büyük balina amcalarımız yeniden 100 baz puanlık bir faiz artışını istiyorlar. Bununla beraber de eğer böyle bir durum olacak olursa da artık ciddi manada zaten birçok sektör yok olmuşken bununla beraber diğer sektörlerde ciddi manada sıkıntıyken artık serbest piyasanın, ülkedeki piyasanın ruhuna fatiha diyebiliriz açıkçası. İşsizlik oranları artık insanlar iş aramaktan vazgeçmişler. Çünkü öyle iş bulma gibi bir umutları söz konusu değil. Yabancılar çok miktarda açıkçası piyasada çok çok daha özellikle işçi sınıfında büyük fabrikalarda dahi artık çalışıyor, çalıştırılıyor. Bununla beraber de özellikle iş bulma, her şeyden önce işverenin işçiye verecek işinin olması durumu pek söz konusu değil. Yarınlarda daha güzel haberler verebilmek dileğiyle Yeni Mesaj Gazetesi'nin YouTube kanalı Yeni Mesaj TV için hazırlamış olduğumuz bir ekonomi gündeminde öğle arası saatlerinde sizlerleydik. Umarım çok daha iyi haberlerle beraber sizlerle oluruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.